Herkese merhaba. Bir önceki videolarda duvar, kapı ve pencere çizmekten bahsetmiştim. Bu videoda da modify sekmesinden biraz bahsetmek istiyorum. Neler yapabiliriz? Buradaki komutlar ne işe yarar? Birkaç örnekten bahsedeceğim. Modify sekmesi altında ilk önce Move'u inceleyelim. Objemizi seçtiğimizde Move tuşuna basarak objemizi taşıyabiliriz. Bu taşıma aracıdır. Burada Move tıkladığımızda altında bir bar daha açılıyor. Burada Constrain dediğimiz zaman objemizi açısız taşıyabiliyoruz. Yani dikey ve yatay olarak taşıyabiliyoruz sadece. Constrain tikini kaldırdığımız zaman açılı bir şekilde taşıma işlemini yapabiliyoruz. Tekrar Move dediğimiz zaman Constrain seçiliyken taşıma işlemi gerçekleştirelim. Şimdi burada Move komutundayken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Duvarı seçtim. Move komutunu tıkladım. Disjoin seçmek istiyorum. Taşıdığımda sadece duvarı taşıyor. Duvara bağlı diğer duvarları taşımıyor. Bir önceki dersten de hatırlarsanız duvarı tutup sürüklediğimizde de move yapmış oluyorduk. Ama bu şekildeyken diğer duvarlar onunla beraber uzayıp kısalıyordu. Burada move seçeneğinde disjoin'i seçtiğimiz için sadece seçtiğimiz duvarı taşıyoruz. Peki bu duvarı taşımaya çalışalım. Disjoin seçtiğimizde gördüğünüz gibi sadece bu duvarı alıyor. Tekrar Move, disjoin seçili değil. Gördüğünüz gibi diğer duvarlarda seçtiğimiz duvarla beraber hareket ediyor. Move komutunu girmeden de tabii bu şekilde taşıma işlemini yapabiliriz sürüklü bırak olarak. Tekrar modify'a gelelim. Şimdi copy komutundan bahsedelim. Bu kopyalama komutudur. Duvarı seçtim. Copy komutuna tıkladım. Constrain'i artık anladık. Tıkladığımızda açısız bir şekilde yönlendirme yapıyor bize. Burada açılı bir şekilde istediğimiz yere kopyalayabiliriz. Aynı duvardan bir tane daha elde etmiş olduk. Tekrar copy komutuna geldim. Copy'yi tıkladıktan sonra Copy komutunda çokluk kopyalamak istediğimizde kopyalama işlemi sürekli devam edecektir. Escape tuşuna basana kadar kopyalama yapabiliriz. Tekrar copy dedim. Multiply seçili değilken tek kopyalama yaptıktan sonra komut bitiyor. Multiply seçili olduğunda istediğimiz kadar kopyalayabiliyoruz. Rotate komutunu inceleyelim. Tekrar birleşik bir duvar çizerek anlatacağım bunu. Bize döndürmek için bir eksen seçmemizi istiyor. Burayı seçtim. İstersem açı girebilirim klavyeden, istersem mouse ile açıları yönlendirebilirim. Bu şekilde duvarın bağlantı yapamayacağını söylüyor.
Rotate'e tıkladım. Disjoint tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi sadece duvarı döndürüyor. Tekrar Rotate'e tıkladım. Copy dediğim zaman bu duvar burada kalacak. Disjoint seçmemiz gerekiyordu. Evet, açı girerek döndürdüğümde duvarımız burada kalıyor. Kopyalayarak yeni bir duvar oluşturarak bunu döndürüyor. Tekrar rotate dediğimiz zaman burada tutma noktasını buradan değil de belki şuradan döndürmek isteyebiliriz. Yani move komutuyla bir köşesini tutup taşıdığımda şimdi bunu döndürmek istiyorum. Rotate dediğimde buradan değil de şuradan döndürmek istersem eğer bunu sürükleyerek buraya getiriyorum. Buradan da yine bir eksen de belirleyebilirim ya da direkt klavyeden 90 yazarak da döndürebiliriz. Burada duvarın üstüne geldiği için bir uyarı verdi bize. Ama yine de oluşturdu. Tekrar tutma noktasını başa aldım ve bir eksen belirleyip döndürüyorum. Bu tutma noktasını buradan yapabildiğim gibi buradan da Place tuşuna basarak istediğim bir yeri seçebilirim. Mesela burayı seçip bu eksene göre döndürmesini isteyebilirim. Rotate komutu da böyleydi. Şimdi biraz Trim Extend komutundan bahsetmek istiyorum. Trim Extend komutu ile duvarları birleştirebilir, fazlalıkları silebiliriz. Trim Extend'i seçtiğimiz zaman bu iki duvarı birleştirip bu fazlalık parçayı atabiliriz. Veya eksik olan parçayı tamamlamasını sağlayabiliriz. Peki bunları bu duvara nasıl uzatabiliriz? Bunu da Trim Extend Single Element seçtiğimizde uzamasını istediğimiz duvarı seçiyoruz. Daha sonra uzatmak istediğimiz duvarı seçiyoruz. Yani bu duvara uzamasını ve üzerine geldiğimizde bize nasıl bir yol izleyeceğinden bahsediyor. Kesik çizgilerle gösteriyor. Seçtiğimde bu duvarı birleştirecek. Peki ben birden fazla duvarı uzatmak istersem ne yapmam gerekecek? Burayı tekrar birleştirelim. Trim Extend Multiply Elements'i seçtiğimde yine uzatmak istediğim duvar hiza alıyorum. Ve diğerlerini tek tek de seçebilirim. Tek seferde de seçebilirim. Gördüğünüz gibi uzatacak. Sonuncuyu da Trim Extend komutuyla birleştirebilirim. Modify sekmesinde video çok uzun olmaması için şimdilik bu kadar bahsedeceğim. Bir sonraki videoda da Scale komutundan, Array komutundan, aynalama komutlarından kısaca örneklerle bahsedeceğim. Bunlar biraz başlangıç videoları olduğu için, başlangıç serisi olduğu için işinize yarayacak kadar kısmını anlatıyorum, onlardan bahsediyorum. Bahsetmeyi unuttuğum yer olduğunu düşünüyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Yapamadığınız yerleri de yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlerken benimle beraber siz de boş bir dosya açıp benim yaptıklarımı yaparak da çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.